o dönemi hatırlayacağını tahmin ediyorum. Şimdi siz de anlattınız. Faili meçhul cinayetler var. Detayına girebiliriz. Tarık Ümit'in yok edilmesi, yeşil olayı, hendekte bulunan cesetler, ortadan yok olanlar, Kürt iş adamlarının diyelim ya da işte bir takım isimlerin yok edilmesi, öldürülmesi vesaire vesaire. Bunlar konusunda. Biraz önce söyledim, Uzi silahları, devletin envanterindeki silahların, yine özel harekatçılarla kurulan işbirlikleri, uyuşturucu vesaire vesaire vesaire. Siz de anlattınız. Yüce divanlardan dönüldü, yargılamalardan dönüldü, biraz yargılandı, tekrar aklandı, siyasete girdi, parti genel başkanlığı olmak istedi, olmadı, adaylar destekledi. Böyle bir Mehmet Ağar kimdir? Neden her daim aktördür ve neden her daim dokunulmazlar listesindedir sizce? Ve her seferinde döner dolaşır önümüze çıkar. Bu sorunun sizdeki cevabı nedir? Derin devletin has adamı olduğu için diyebilirim. Yani başka ne? Yani bu verilerden o anlaşılıyor. Ama önemli olan şu anda demokrasi türküleriyle vesayete hayır türküleriyle siyasal iktidar olmuş bir kesimin derin devlet olmasıdır. Bu da Türkiye için, Türkiye'nin demokrasiye doğru ilerleyebilmesi için, Türkiye'de hiç kalmayan hukuk devletinin inşa edilebilmesi için, işte siyasal mücadelenin erken seçim ya da normal seçimde böyle bir anlayışı ve özellikle böyle bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sandığa gömmekten geçer ve insanların da böyle faili meçhullerden, böyle çetelerle iç içe gelmiş siyasetten kurtulabilmesi için bu demokratik mücadeleye daha yoğun biçimde işte girmeleri, sürdürmeleri ve büyük bir fark, yani İstanbul ikinci seçiminde olduğu gibi büyük bir farkla sandığı kazanmalarını işte gerektirir. Aksi halde bu suç çeteleriyle iç içelik, bakın seçim içinde saklı tutuyor diye bir kaygı içinde olduğumu bir hukukçu olarak itiraf etmeyi görev sayıyorum. Bu nedenle sandıktan İstanbul ikinci seçimlerindeki büyük bir farkla. Çünkü Sayın Erdoğan 800 bin oyla belediye başkanı seçildi. Ama Sayın İmamoğlu 800 bin küsur farkla kazandı. Ama buna rağmen ona nasıl bakıldığını görüyoruz. Ve işte bu durum değiştirilebilmesi için de hukuk devleti mücadelesinin bir demokrasi mücadelesi ve bir seçim mücadelesine dönüştürülerek kazanılması ve böylece işte hem Peker gibi, işte hem Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşı gibi yeraltı dünyasından hem de hukuk devletine aykırı bu gidişten kurtulabilmemiz gerekiyor. Şimdi ben Barış'a bir şey söyleyeceğim. Belki Barış'ın ya da Emin'in son bir sorusu olacak. Belki bu sonuçta bir suç örgütü liderinin iddialarından bahsediyoruz. Sedat Peker'in ancak sadece söylediklerini bir iddia olarak kabul edebiliriz. Ve gerçekten bunu hukukçuların takip etmesi gerekiyor. Şimdi diyoruz ya, Süleyman Soylu'yu hedef alıyor ve Süleyman Soylu da benimle ilgili iddiaları araştırsın diyor. Ancak bugün Cumhurbaşkanı ne dedi? Yılanla birlikte, zehirli yılanla birlikte olanlar bunun da bedelini ödemeye katlanırlar dedi. Arkasından da kimi hedef aldı orada? Süleyman Soylu'yu mu söylüyor, muhalefet liderlerini mi söylüyor falan? Hani kendisini bir ayrıştırdı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı ve onunla da ilgili burada iddialar var. Yani sonuçta bir suç örgütü lideri, Cumhurbaşkanı, seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi üzerinden iddialarını ortaya koyuyor. Diyor ki bir aile var, biraz önce söyledik, ismini vermeyelim çünkü iddia niteliğinde, ama bir takım para pul işleriyle bir şekilde külliyeye ulaşmaya ve Mustafa Erdoğan'a, yani Cumhurbaşkanı'nın abisine ulaşmayı başardıkları anlaşılıyor. Ve bunu söylüyor, bunu iddia ediyor Sedat Peker. Ve de diyor ki ben mektup yazdım Sayın Cumhurbaşkanı'na, cevap gelmedi. Ama bunlar diyor ulaştılar diyor Mustafa Erdoğan'a. Şimdi bu iddia bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın da harekete geçmesini gerektirmiyor mu? Zehirli yılanlarla iş tutanlar bedelini ödemeye, ama aynı zehirli yılan
sizinle ilgili de bir iddia ortaya atıyor. Ve de sanki şöyle de bir hissiyat var. Hani devam da ettirebilirim bu iddiaları, devam ettirmeyelim de, ettirmeyebilirim de iddiaları gibi. Şimdi bu da tabii ki seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla ilgili son derece ciddi bir sataşma ya da çamur atma da olabilir. Ne diyorsun? Şimdi o iddianın özü şu, diyor ki açıkçası, izleyenler bilmiyor olabilir. Aslında bu hikaye bizim çok önceden de bildiğimiz bir hikayeydi. Çok ünlü, isim vermediğin için ben de isim vermiyorum. Türkiye'nin ünlü bir evliliği, ünlü iki önemli ailenin çocuklarının evliliği. Bitme aşamasındayken, biliyorsunuz evlilikler biterken bir mal paylaşım kavgası olur. Bir mal paylaşım kavgasına giriyorlar ve bu aileler arası kavgaya dönüşüyor. Ve bir aile diğer aileyi Mehmet Ağar'a şikayet ediyor. Ve devreye o girdikten sonra bu iş bir ailenin savcılık kapılarında sürünmesine kadar giden bir hikayeye dönüşüyor aslında. Diyor ki orada Cumhurbaşkanı'na ulaşarak ancak ellerinden kurtulabildi diyor. Aslında Cumhurbaşkanı, yani mafyanın elinden Cumhurbaşkanı'nın mektup yazarak kurtulabildi diyor. Yani Cumhurbaşkanı orada bir aileyi mafyanın elinden kurtarabilmek için devreye girmiş durumda diyor. Ama bu ifade ne demek? Bu ifade şu demek: Cumhurbaşkanı da aslında her şeyin farkında demek. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkında demek. Bu açıdan hani ben Sedat Peker'in konuşmalarında özellikle Cumhurbaşkanı'nı bir savunduğum veya eleştirdiğim için, bir şey yaptığım için söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Dikkat ederseniz konuşmaların bütününde Cumhurbaşkanı'nı eleştirmeden ama Cumhurbaşkanı'nın çevresini eleştirerek bir dizi konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın etrafı onu yanlış bilgilendiriyor, üslubuyla konuşuyor. Ama bu ifadeler aslında görülüyor ki Türkiye'de aşağı yukarı yaşanmakta olan her şeyden Cumhurbaşkanı'nın da elbette ki her şeyi bilmek durumunda değil ama haberdar olduğunun da göstergesi. Bu açıdan bana sorarsan aslında Süleyman Soylu meselesinde bu kavga bu kadar büyürken hükümet medyasını ben her gün okuyorum. Süleyman Soylu'nun mesela sosyal medya paylaşımlarını hangi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey isimleri paylaşmış, hangileri paylaşmamış bakıyorum. Genel sessizliğe bakıyorum. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasında dahi bir bakanını, en önemli bakanını, hatta İçişleri Bakanı, yani kabul edelim Kültür Bakanı'ndan filan daha kritik bir mevki, açıktan savunmuyor olması hiç kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Hepsini geçtim, Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşmada partinin içerisine mesaj vererek kendisini savunmayanları, kendisi için susanları hedef göstermesi dikkat çekmiyor mu? Bu açıdan bakıldığında bana kalırsa konuşulan şeyler her ne kadar bazı yerlerde sessizlik yaratıyorsa bu sessizliğin önemli bir kısmı ikrardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Emin, Turgut Bey'e son sorun nedir? Sana bırakayım sözü. Ben Turgut Bey'e şunu sormak istiyorum. Siz de 90'lar bitmedi diye düşünüyor musunuz yoksa 90'lara geri dönüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Zaten anlattıklarından bir çeşit bunun cevabı var. Bu 90'lardan daha tehlikeli durum. Yani çünkü 90'larda işte yaşadığımız gibi, biraz daha anlatmaya çalıştığımız gibi bir çeşit 5 gün sonra Ağar istifa etmek zorunda kaldı. Yani Ağar gibi, öyle Süleyman Soylu gibi değil, Ağar anlı şanlı, çok farklı destekleri olan bir İçişleri Bakanıydı. Ama 5 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı Sayın Çapa. Ama bakıyoruz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte zehirli yılan dediğini, ben zaten zehirli yılan olarak görüyordum.
Türkiye'de demokrasiden yana olanların hepsi hemen hemen onu zehirli yılan olarak görüyordu. Hem onu hem de Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşı olanı zehirli yılan olarak görüyorduk. Ama yani biz öyle görürken bugünkü işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hiç öyle görmedi. İşte Barışlı'nı sıkça yazar, çizer, anlatır. Ya Kültür Bakanlığı Türklük Bakanlığı ödülü verdi. İşte Yandaş TV Doğum Günü Partisi düzenledi. İşte Yandaş Gazete işte iş adamı ödülü verdi. Kan dökme ve kan banyosunda yıkanma emeci üzerine biz yeri yerinden oynatmaya çalıştık. Ama kan dökme ve kan banyosu yapma demecin bile onlar için, yani siyasal iktidar için müthiş bir imkan olarak gördü. İşte yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleyen Rabia işaretli ve işte MHP işaretli mitingler yapıldı. Bütün bunlar işte kimin zehirli yılanla yan yana olduğunda, kimin o zehirli yılana, ben örneğin ben Sayın Çapa Peker'i hiç dinlemedim. Bu 5 yılı da asla dinlemedim. Ya Peker'i dinlemek aşağılanmak gibi geliyor bana. Benim ondan öğreneceğim hiçbir şey yok. Ben onun nasıl bir demokrasi düşmanı olduğunu, daha burada yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde başrol oyuncusu gibi meydan meydan gezerken ben onun nasıl bir yılan olduğunu görüyordum, biliyor. O yüzden de hiç videosunu izlemedim. Ama o yılana cemir verenleri görüyorum şimdi. O yılana koruma verenleri biliyorum şimdi. Yani bazı gazetecilerden koruma alınırken, özel koruma. O yüzden bugün 90'dan da gelidir. Bu tehlikeli bertaraf için sandıkta büyük bir zafer etmemiz gerekiyor. Evet. Peki Sayın Turgut Kazan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz katıldığınız için. Bugün Emin Çapa'nın ısrarlı sorularıyla iki konumuzdan da aslında aynı manşeti aldık. Hem Cevat Öneş, eski bir MİT üst düzey yöneticisi olarak 90'lardan daha kötü durum dedi. Aynı şekilde Turgut Kazan da bir hukukçu olarak söyledi. İkisi de o yılları yaşamış iki önemli isim. Biri adalet arayışındaki bir hukukçu, diğeri devletin üst düzey istihbarat görevlisi. 90'lardan daha kötü bir durum. Şimdi böyle bir durum var elimizin altında. Evet, bunlar tamamıyla bir iddia. Hiçbiri doğru da olmayabilir ama hepsi doğru da olabilir. Bilmiyoruz. Şimdi biraz ne nedir? Bunları konuşacağız. Bir şeyi söyledi. Çok önemli bir şey söyledi Turgut Hasan. Dedi ki Mehmet Ağar 5 gün içinde Ağar gibi devletin içinde o kadar güçlü bir adam istifa etmek zorunda kaldı. Bu çok önemli bir şey. Geçmişte. Evet. Tabii. Sosyallukta. Yani bugün daha kötü denilmesinin nedeni. Şimdi zaten onu konuşalım ben.